Tehlikeli bir şey mi? Onu sorayım. Çok tehlikeli bir şey. Yani büyük şehirde yaşayan çocuklar daha mı zor sporcu oluyor? İlginç. Baban ne yaptı? Bize de yük olma artık dedi. Tabii ki. Ben biraz dışlanıyordum. En çok hangi sporu seviyorsun? Motoru mu? Su kayağını mı? Hangisini? Peki motor? Motor hiç. Boş ver, ben zaten seni zeyin için çağırmıştım. Bugün insanlar diyor ki vekillikten para kazan. Ya vekillikten ben çok kaybettim. Aşırı derecede para kaybettim. Meclisin kapısına mı gittin Lamborghini? Meclise niye gittim? Kenan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl seni tanımak istedim anlatamam. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle çok böyle benim hep merak ettiğim ve nasıl bu kadar güçlü olabiliyor bir insan ve bu kadar nasıl hayata bu kadar içten gülebiliyor, bu kadar iyi baba olabiliyor, hayatını eşiyle gayet güzel sürdürebiliyor. Çok soru var aslında soracağım. Düşünüyorum seninle olan bilgileri alınca dedim ki ya saatlerce böyle oturup dinlesem Kenan da bana anlatsa dedim. Oralara çok fazla girmek istemiyorum. Yaşadığın olay anlatmak herkes biliyor zaten. Evet. Ve sen hala gücünle yani saymak istemiyorum ama yani abilerini kaybetmiş iki abi mi? Evet. İki abi, evladın, 99 depreminde göçük altında evet. Kalmışsın. Sonra babanı yitirmişsin. Bu nasıl bir güçtür ki Allah herkese sabrını veriyor tabii. Kesinlikle. Bakışın değişmedi mi hayatım? Tabii şöyle, açıkçası ben en ufaklığım döneminde yani 6-7 yaşından beri hatırlıyorum nasıl bir hayatım vardı. Çünkü babam bir motor bisiklet tamirhanesi vardı. Hayalim hep o tamirhaneye gidebilmekti. Okula gidiyordum, okul bittiği zaman oraya hemen gidip babamın yanında motorlarla haşır neşir olayım. Böyle inanılmaz bir aşkım vardı. Abilerim de öyleydi ama ben biraz dışlanıyordum. Neden dışlanıyordum ailenin içinde? Her iki abim, mesela en büyük abim o dönem ilkokuldan sonra hemen tamirhaneye babamın yanına geçmiş. Ortanca abim de o yolda ilerliyordu ama işte onu ortaokula falan gönderelim ama Kenan kesinlikle okuyacak. O bizim gibi işte motor olmayacak. Onu okula göndereceğiz, üniversiteye göndereceğiz. Tabii biraz böyle motor gördüm bana motor vermiyorlar. Biraz böyle dışlıyorlar. Ve çok ufak yaşta hayallerini kurmaya başlamıştım. Ben evet bir gün işte ilk önce babam sonra abilerim gibi motorcu olurum. Sonra bir yarışlık dönemleri başlaması. Ama hep şu vardı. Ailem hep bana diyordu ki sen okuyacaksın, sen iş yerine gelmeyeceksin. Neden belki de bu kadar uzun sürdü benim bu aşkım? Motosiklete hayatımla alakalı o mücadeleden pes etme işimi sebebidir. Belki de her iki abime göre de mesela ben motosikletten uzaklaştırılmaya çok çalışmıştım ve ardından bir şekilde artık hem okulumu yapayım hem de okuldan çıkınca işte ortaokul, lise çıkar çıkmaz işim gücümü hemen bırakıp her şeyi bırakıp arkadaşlarla mahallede oynamayı bırakıp motosiklet tamirhanesine gidip orada işte motosiklet tamir edelim, motosikletlerle vakit geçirelim. Aslında abilerimle. Seni itmişler daha çok. Evet yani şöyle yazın bilirsiniz ya çocukları işte aileler boş geçirmesin diye bir yerlerde çalıştılar. Bizim Sakarya'da daha çok tabii İstanbul'da biraz hatta hayat değişti de ama bundan belki 10-15 yıl öncesine kadar bu çok popülerdi. Yazın çocuklar işte bir yerlerde çalıştı. Bizim tamirhane vardı. Babam beni oraya almak istemiyordu ve ne yapıyordu? Sanayideki diğer arkadaşlarının iş yerlerine veriyordu beni. Orada çalıştırıyordu. Tabii benim de zoruma gidiyordu. İki abim bizim iş yerimizde. Ne güzel istediği işi yapıyor. Babam beni gidiyor işte kaportacıya veriyor. Niye acaba? Nedenmiş? Şöyle tabii şimdi motosiklet Türkiye'de çok iyi bir sektör değil. Bilinen bir sektör değil. Belki bugün böyle ama değildi. Bundan 20 yıl önce 25 yıl önce motosikletten çok para kazanamazsın. Hayatını zor sürdürebilirsin ve bakıyor ki babam benim düşüncem şu anki düşüncem, hayat tecrübem diyelim. İki tanesi zaten geldi buraya. Burası bütün aileyi bakmaz. Bunlar yarın bir gün evlendiği zaman hepimiz bir dükkanda nasıl büyüyeceğiz? Kaç kardeştiniz? Biz 4 kardeştik o zaman. Bir tane de kız kardeşim var. O yüzden babam artık sonuncusunu bari buraya sokmayalım. O gitsin başka iş yapsın. İşte okulusun, üniversiteye gitsin. Kız o... kardeşini hiç düşünmedi mi baban? Mesela senin şu anki düşünce tarzına bakınca senin bir tane kızın olsa ki var. Evet. Değil mi? Allah bağışlasın. Mesela ona da motor sporunu... Tabii ben istiyorum yapsın. Kız kardeşim de şöyle. Benden o da daha küçüktü tabii. O onunla da aramda 3 yaş vardı. Benim bu konuştuğum yaşlar çok ufak yaşlar. Evet. Yani 10 yaşı, 12 yaşı. Oralarda zaten benim bir hayalim başladı ve ardından tabii belli bir şeyden sonra artık abilerim yarışmaya başladı. Türkiye'de yarışlar başladı ve artık abimin motorlarını siliyorum yarışlarda falan. Hayal artık kurmak da zordu çünkü hadi zar zor dükkana ara sıra girebiliyorum zaten. Motorla haşır neşir olamıyorum. İş yerine gelen motorcu arkadaşları vardı babamın. Onlar derdi ki Kenan motoru yıka, yarım saat yıkıyorum. Acaba bu duygu nereden geldi Kenan? Ya bu
Motor bir kere tehlikeli bir şey mi? Onu bir sorayım. Şöyle, bilmeyene, uzaktan bakana çok tehlikeli bir şey. Ama bilen içinde bir kimisi hastalık der, kimisi terapi der, kimisi işte ilacım der. Ya motosikletle bir tanıştığınız zaman onu kolay kolay bırakamıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Mesela hep denir ya, aslında işte en güvenli alet, en güvenli yolculuk vesaire motor dışında her şeyi kıyaslayabilirsin bir şeylerle, ama motor için bildikten sonra da en güvenli bir araç diyebilir miyiz? Şöyle, motosiklet için bunu diyemeyiz. Gerçekten net konuşalım. En güzel tabii, cevap. Tabii. Bu cevap zaten tabii. Her şey yani açıkladı. Otomobilin içindeyken emniyet kemerleri, bu teknolojide hava yastıkları derken motosiklette böyle bir güvenin yok. Bu bir gerçektir. Ama şu da bir gerçek. Size çok güzel bir örnek vereceğim. Benim rahmetli babam 10-12 yaşlarında motosiklet kullanmaya başlamış olduğunun dönemlerinde ve 55 yaşında benim babam hala motosiklet kullanıyordu. Kanserden vefat etti. Doktor ona şöyle bir şey dedi. Ben yanlarında dinliyordum. Sen dedi yaşamak istemiyorum dedi babama. Babam da dedi ki tabii ki yaşamak istiyorum ben. Çok istiyorum hem dedi. Daha iyileşeceğim, hastaneden çıkacağım. Dağlarda motosiklet kullanacağım diyordu mesela. Acaba baba nasıl? Babana nereden bu motosiklet sevdası bulaştı? İlginç. Yani. Benim dedem mesela bir camide imammış. Babam kafasını yemiş dedemin. Demiş ki baba demiş ben demiş bisiklet moblet tamirhanesi açmak istiyorum diye. Rahmetli dedem de babama bir tamirhane açıyor. Evlerinin altında ufacık bir yerde babam motosiklet tamir etmeye başlıyor. Mahalledeki o Akyazı'da, Sakarya'nın bir ilçesinde. O şekilde başlıyor. Çok ufak yaşta başlıyor babam da. Ama bir şey varmış tetikleyen. Bir tutku işte. O belli değil. Evet, babam yakalamış o tutkuyu bir yerden çocukken. Sonra bizlere de devam ettirmiş o tutkuyu. Tabii benimki belki biraz ittirmekle alakalıydı. Beni orada istemedikleri için ben de abilerime çok özeniyordum. Özellikle büyük abim. Onunla aramda 8 yaş vardı. O böyle deri montunu falan giyerdi böyle motor. Ben ilkokuldayken çok falan. Havalı değil mi? Çok havalıydı. Kızlar saçları, da çok saçları böyle... falan da güzel. Çok kız arkadaşları vardı mesela. Biz hayal oralara kurardık. Gelelim. Tabii hayal kurardık böyle. Abim gelse de beni okuldan motoruyla alsa, deri montuyla falan gelip alsa. Ben anladım seni şimdi neyi kıskandım. Tabii. Motor şimdi... falan değil mesele yani. Çok havalıydı. Rahmetli büyük abim. Sinan abim öyle değildi. O biraz kendi farklı biriydi ama büyük abim mesela çok havalıydı. O Akyazı'daydık o zamanlar ki Akyazı'nın en havalı delikanlısıydı. Çünkü babam da ona imkanları veriyordu. Ufak yaşta hem tamirhane hem motorlarda. Onlar da senin gibi yakışıklı mıydı? Yani Sinan abim, ortanca abimin herkes çok yakışıklı olduğunu söyler. Onların kaderleri tabii bu kaderdir. Buna biz bir şey diyemeyiz. Her ikisi 24'er yaşında vefat ettiler. Nasıl? İlk önce Bahattin 24. abim, evet Bahattin abim 2002 yılında evimizin önünden karşıdan karşıya geçerken ki biz beraberdik. Ben yurt dışına daha yeni gitmiştim tabii, yıllar geçti aradan. Bir arkadaşım gelecek dedi. Ben dedi onunla çıkacağım dedi. Tamam abi ben buradayım dedim. Sakarya'dayız. İş yerimiz üst katta da evimiz var. Ben içeri girdim. Dışarıdan bir fren sesi ve bir gümleme sesi geldiğinde ben herhalde kamyon herhalde bir şey falan çarptı dedim dışarıda. Hiç aklıma abim de gelmiyor. Çünkü o bir insana çarpma sesi gibi değildi o duyduğum ses. Koştum ki bir baktım orada birini yerde yattığını gördüm. Karanlıktı zaten. Tabii gördüğüm anda korktum abim midir diye. Çünkü biri yatıyor, az önce abimle beraberdim ben. Ve ben 18 yaşındaydım. Tabii koştum. İlk koşan ben oldum oraya. Omuzundan şöyle tuttum. Tişörtünden tanıdım ama tanımak istemedim. Şöyle çevirip yüzüne baktım da abimdi. Tabii ondan sonra o hayatımdaki en büyük izdir tamam. Belki de. Belki de en büyük travmadır. Yani unutulacak bir sahne evet. Değildi. Ve ardından tabii yukarıdan sese annem, babam cama çıkıyorlar. Onlar beni görüyorlar. Ben feryat figan yerlere atıyorum kendimi. Abimde hareket yoktu çünkü. Ve neticesinde o gece abimi kaybettik hastanede. Bu hayatta mesela bizim çevremizde, ailemizde, akrabamızda ben ilk defa ölü bir insan gördüm. Ya da ilk defa bir kayıp gördüm sülalemizde. Hani belki çok ufakken dedemin hayal meyal hatırlıyorum ama az önce akşam yemeği yediğim abim birkaç saat sonra vefat haberi geldi hastanede içeriden bize. Ve bizim ailede inanılmaz bir yıkım oldu. O anda hastanedeyken babam kalp krizi geçirdi. Doktorlar dedi ki bu da gitti dedi. Bunun da kurtulma şansı yok dedi. Babam için de böyle deyince tabii biz iyice hüsran. Babam o an kalp krizi geçiriyor orada. Vefat etmedi orada. Ama doktorlar tabii birkaç gün sonra yaşasa bile kalbinin %70'ini kaybetti dediler. Bu adamın da artık yaşama şansı pek kalmadı dediler babam için. Öyle bir zor sürece geçtik. İşlerimizi yürüten kişi Bahattin abimdi. Ben yurt dışına daha henüz gitmiştim ki en büyük zaten belki de benim hayat kamçılarımdan biri şuydu. 2002 yılında ben ilk defa Avrupa'ya gittim. 2001'de biliyorsunuz ki Türkiye'de büyük bir kriz oldu ve gerçekten ufak çaplı ticaret yapan insanlar gerçekten o krizden çok etkilendi ve biz de onlardandık. 2001'de kriz olduktan sonra da ben de henüz Türkiye'de yine yarışmaya başlamıştım. Ve bu krizden sonra aile dedi ki artık tamam yarış işleri bitti, para mara yok, ticaret bitti. Bir tanenizi Avrupa'ya gönderelim. O orada tutunabilirse devam eder hayatına. En hızlımız ortanca abim, Sinan abim. Ben ona göre biraz tecrübesizdim. O birkaç yıldır yaşıyor, ben bir yıl yarışmıştım ve aile öyle karar verdi. Ben de tabii içten içe yedim kendimi ama yapacak bir şey yok. En hızlı Sinan abim ve o gidecek Türkiye şampiyonu 2001 yılının. Ortanca abim Türkiye ikincisi, ben Türkiye üçüncüsüydüm.
haliyle Sinan abim öyle. Sinan abim de gene bunlar hep ben kaderimin çizgisi diyorum. Sinan abim dedi ki Bahattin abim tabii büyük olduğu için o bize bıraktı. O 24 yaşında. O zaman 23 yaşında. Sinan abim 18, ben 17 yaşındayım 2001 yılında. Sinan abim de şöyle dedi. Ben dedi askere gideceğim dedi ya. Otor uğraşamam dedi. Ben dedi yarış Avrupa işleriyle. Bu inanılır gibi bir şey değil yani. O da çünkü çok seviyordu motosikleti ve aile tamamen beni Avrupa'ya karar verdi. 2002 yılında Bahattin abim vefatından önce aile varını yoğunu verdi ve beni orada bir amatör kupaya yerleştirdi ki o sezon ben çok başarılı geçirdim Almanya'daki o kariyerimi ve son 25 yıldır Almanya'daki en yetenekli gelen yetenekli sporcu seçtiler beni 18 yaşında. Nitekim sezonu kapattım. Türkiye'ye geldim. Bahattin abim dedi ki bana vefatından önce abim bak dedi ben dedi aile olarak hepimiz dedi yemedik içmedik arabamı sattım. O zaman güzel bir arabası vardı abimin. Arabamı da sattım dedi. Bu sezon ben seni yarıştırdım dedi. Artık sen dedi trene bindin abim dedi. Bundan sonra bize de yük olma kolay dedi. Kolay kolay inmez. Tabii bize de yük olma artık dedi. Kendin dedi orada dedi o kadar iyi sür, o kadar iyi kullan ki dedi bize yük olma artık dedi. Biz de sana daha bir şey yapamayız. Her şeyimizi verdik seni yarıştırmak için. Abi dedim Allah'ın izniyle ben tamamım dedim. Orada takımlarla da görüşmelerim başlamıştı. 5 kere dünya şampiyonu. Tabii bu hikayenin başlangıcıydı ve bundan bir hafta 10 gün sonra Bahattin abi vefat etti. Yani bana görevini tamamladı Bahattin abi ve vefat etti sonrasında. O da mı 24 yaşında? O zaman tam 24 işte 2002'de oluyor bu olay. Sonra tabii ben yarışları kariyerim yükseldi. 2007 yılında ilk kez dünya şampiyonu oldum. Baban ne yaptı peki ikinci evladında? İkinci Sinan abimi daha henüz kaybetmemiştik. 2002'de ilk Bahattin abim. Sonra 2007 yılında aradan tam 6 yıl sonra ya da işte 5-6 yıl olması lazım. 2007 yılında ben dünya şampiyonu oluyorum. Tabii Türkiye'ye geliyorum. Sinan abim artık askerden geldi işte tamirhane, dükkan. O Sakarya'daki işlerimizi yönetiyor. Ama tabii ufak çaplı bir tamirhanemiz var. Öyle bayilik falan da değil. Motor servisi. Babam da benimle ara sıra geliyor gidiyor. Ama babam dağlarda Bahattin abimden sonra hep dağlara çıkıp motor kullanırdı dağlarda tek başına. Hep korkardık. Zaten kalbinde sıkıntı var baba. Gitme dağlara. Yok o dağlara çıkardı. Oralarda bizim duyduğumuz ağlaya ağlaya motor sürermiş. Çünkü Bahattin abim bizim ailenin direği gibiydi. En büyük abim. O vefat eden Bahattin abim. Babandan ne kadar zaman önce o da vefat etti? Şöyle sonra 2008 yılında da Türkiye'de Sinan abim ben dünya şampiyonasında yarışıyorum. Ortanca abim Türkiye şampiyonasında yarışıyor. Ben İtalya'dayım. Bir haber geldi. Abin dediler kaza yaptı yarışlarda. Ben dedim yani yarışlarda kaza normal bir şey. Yani bir şey mi vardı beni arıyorsunuz dedim yani. Bir şey olursa beni ararlar biliyorum. Çünkü ben yarışta olduğum için beni de psikolojim bozmazlar genelde. Hatta bugün beraber geldiğim bir hacı abim var. Dedim ki hemen telefonu kapattım bana birileri haber verdiğinde. Hemen hacı abimi aradım. Yakup abi dedim. Sana tembih etmiştim yıllar önce. Bir şey olursa ailemden birine bana sen telefon edeceksin. Aradım hemen. Abi dedim bana doğru söyle. Sinan dedim kaza yapmış. Durumunda ciddi bir şey var mı yoksa? Çünkü kolu falan kırık dediler. Kolu kırık için beni kimse aramaz dedim. Abim dedi sen dedi bırak yarışı hemen Türkiye'ye gel. Abinin durumu kötü dedi. Ağır dedi. Bu geceye çıkmaz dediler. Gündüz oluyor kaza. Ben hemen tabii oradan atladım uçağa. Tam uçağa binerken bir kere daha aradığımda abim vefat etmişti. Sinan ikinci abimi kaybettim. Tabii geldim Türkiye'ye 2008 yılı. Ama tabii şu bir gerçek artık biraz olgunlaşmıştım. Bir tane kayıp vermiştim. Genç bir abiyi kaybetmiştim. Bunda artık daha böyle yaşım da 23 yanlış hatırlamıyorsam ve artık bunu kabullendim. Bu bir kader dedim. Bir ailede sülalemizde kimse kaybetmedi kimseyi. Biz 6. yılda 2.yi kaybettik ve ikisi her 24 yaşına geldiğinde ve baban ne yaptı? Babam tabii artık ailede herkes Bahattin amca o kadar öğrendi ki hayatı. Böyle bir gerçeği. Biz böyle bir gerçeği. Yani insanlar kayıp olmayınca bunun gerçek olduğunu yani mezarlığımız bile yoktu biz. Mesela Bahattin abimi nereye defnedeceğimizi karar verememiştik. Öyle bir hazırlıksızlık. Sinan abim de artık her şeyimiz hazırdı. Bir mezarlığımız vardı. Bahattin abimin yanına getirecektik. Ve anneme şunu dedim ben. Annem dedi ki artık bak dedi oğlum iki tane abin gitti. Bir sen kaldın erkek evladım. Annem ne yapıyor bu arada? Tabii. Anneyi sormayın insan. Annem şöyle. Benim annemler 8 kardeş. Ya 10 kardeş. Pardon 8 kız 2 erkek. Çok kalabalık bir taraf annemin tarafı. Annemin diğer kardeşlerine göre evlatlarına aşırı düşkün olan, beni her gün yurt dışındayken telefonla açıkçası rahatsız edecek seviyede arayan, her dakika başında ne yapıyorsun, neredesin, ne yapıyorsun? Tabii benim kuzenim benimle geldiği zaman hayret ediyordum ona. Ya senin anne seni niye aramıyor bir hafta boyunca diyordum ya. Aa. Benimki her sabah kalktım mı öğlen, akşam. Belki de o aşırı düşkünlüğüydü. Bunu bilemeyiz tabii. Aşırı bir düşkünlüğü vardı ama bu işi de ne kadar sevdiğimiz için hatta bir röportajda annem derdi ki o yıllarda ilk 2001 yılında biz 3 kardeş Balkan Şampiyonası'nda yarışırdık. Anneme kameraya da mikrofonu uzatıyorlar. Diyorlar ki anneme, ya korkmuyor musunuz siz bir anne olarak 3 tane çocuğunuz yarışıyor? Annem de diyor ki, ecel öyle bir şeydir ki diyor, karşıdan karşıya geçerken de insanı yakalayabilir diyor. Birkaç yıl sonra Bahattin abim karşıdan karşıya geçerken araba çarpıyor, vefat ediyor. Sinan abi motosikletten vefat etti ama ben ona şöyle diyorum, hayatının birçok kısmı uzun süre, hatta hemen hemen belki de gününün %60'ı %70'i motosiklet tepesinde geçen bir insandı Sinan abim. Motosikletten vefat etmesini kimse bunun
ya ne alaka diyemez. Yani bugün trafik kazalarındaki kayıplara bir bakılsa, otomobil kazalarındaki kayıplara bir bakılsa, yani savaşlardaki insanlar vefatları gibi, eski dönemde savaşlarda insanlar vefat ederdi. Şu anda insanlar trafik kazalarında vefat ediyor. Motosiklet de bu biraz daha göze batıyor tabii. Çünkü herkes ona şeytan aleti, ölüm aleti gözüyle baktığı için biraz da öyle. Ama aile bu konuda bilinçliydi ve anneme ben şunu dedim. Annem dedi ki Kenan tamam artık dedi. Bak Sinan abin de vefat etti dedi. Bırakacağız bu işleri dedi. Tamam anne dedim. Ben dedim bırakırım dedim ki 2008 yılında yarışlara gitmemeye başladım artık. Anlaşmalarım da vardı. Takım da anladı halimi. İkinci abimi kaybettim. Birkaç ay sonra anneme dedim ki anne ben ömrümü adadım dedim. Bu hayal peşinde koştum. 23 yaşında hayallerimden vazgeçmemi istiyorsun bende. Ben 23 yaşındayım dedim ve gerçekten çok zorlu bir kariyer geride bıraktım dedim. Ve geldiğim noktaya çok zor geldim. Bana bunu yapma anne dedim. Annene bağlısın tabii ki doğal olarak. Annenin sözünden de dışarı çıkmıyorsun öyle mi? Şimdi hala ben annemle beraber yaşıyorum açık söyleyeyim. Ne güzel. Tabii o dönem anneme şunu dedim. Baktım bu birkaç ayda ben anladım ki yapamayacağım. Yarışmak çok istiyorum ve hayallerim var benim hala. Ardından anneme dedim anne şöyle yapalım. Ben artık ben yurt dışında yaşıyordum bu arada o dönemde. Yani 2002 yılında Türkiye'den gittim. Nerede yaşıyordun? Almanya'da yaşıyordum. Sonra Hollanda'ya yerleşmiştim o kaza olduğu dönemde. Hollanda'da yaşıyordum ve anneme dedim ki şöyle yapalım. Ben artık Türkiye'de yaşayayım. Sadece yarış hafta sonlarında, senede 14 hafta sonu yarış var. Yarış hafta sonlarında uçağa bineyim o hafta, o hafta yarışlar için gideyim. Niye Almanya'da, Hollanda'da yaşadın? Şöyle, o dönemde mesela dünya şampiyonalarına dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Türkiye'den de katılırsınız, İtalya'dan da her ülkenin pilotuysanız o ülkeden katılırsınız. Ama Türkiye'nin oraya bir köprüsü yoktu. Benim bir tane ülkeyi köprü olarak kullanmam gerekiyordu. Almanya neden? Çok tanıdıklarımız vardı. Abilerimin motorcu arkadaşları onlar sahip çıktıydı bana. O yüzden benim Avrupa'da bir ülkeye gidip orada bir kariyerimi yapıp kendimi orada kanıtlayıp o vesileyle oralardan dünya şampiyonasına çıkmam gerekiyordu. Bugün farklı. Bugün Türkiye'den artık benim yetiştirdiğim sporcular burada yetiştiriyorum. Hiçbir ülkede gidip uğraşmıyorlar ve direkt dünya şampiyonalarına gidebiliyorlar. Çünkü o altyapımız şu anda var ama o dönemde yoktu. Bir okul mu kurdun yoksa normal doğal ortamda mı öğrencilerin var? Şöyle 2008 yılında Sinan abimin vefatından sonra Sakarya'da bir çalışma alana ihtiyacım vardı. Ben Sakarya'da bir tane bir yarış pisti yaptım kendime. Antrenman için düşünün. Orada çalışmaya başladım ve tabii geçen yıllar tarafında ben oraya artık Türkiye'nin en yetenekli çocuklarına sen çok yetenekli olduğunu gördüm. Ailesini çağırıyorum diyorum ya bu çocukta yetenek var. Bunu bana bırakın 14'lü yaşlara geldiği onları zaman. Onları nerede görüyorsun? Türkiye şampiyonaları var. Ha oradan görüyorsun. Orada tamam. İzliyorum şampiyonaları ve şampiyonalarda gördüğüm yetenekli çocukları. Bolda olduğu gibi oyuncu aynı öyle. Falan. Yetenekli gördüğüm çocukları yani bu bir ticari de değil. Bu arada onlara para karşılığı da yok. Her şeyini kendim karşılıyorum. Ailelere diyorum ki çocuğu bana bırakıyorsunuz. Sakarya'da evde tutuyorum hayatlarında geçin. Çocuğu bırakıyorsunuz, gidiyorsunuz. Her şeyi bende çocuğun. Böyle şu anda 4 tane sporcum büyük var. Büyük sorumluluk ama bu arada. Evet ama her bir mesela bir tanesi... Kaç yaşlarında oluyorlar bunlar? Şu an en büyüğü bayağı büyüdü artık. 27 yaşında bizim Toprak var. Toprak hatta şeye de falan yeteneksizliğine falan da çıkmıştı Toprak. Şov falan yaptıydı orada. Doğrudur. Toprak Dünya Superbike şampiyonu oldu 27 yaşında. Normalde kaç yaşında alıyorsun? 14 yaşında almıştım Toprak'ı yanıma. Şu an 27 yaşında. 14 yaş uygun mudur senin alıp yetiştirebilmen evet. için? Yoksa daha küçük yaşlarda olabiliyor mu? Daha küçük yaşlarda esasında himaye şöyle. O zaman ailelerine diyorum. Bununla ilgileniyorum. Ara ara çağırıyorum yanıma. Ama 14 yaşından sonra şöyle diyorum. Bırakıyorsunuz gidiyorsunuz. Sakarya'da ben onlarla ilgileniyorum. Mesela bir tanesinin annesi zaten Sakarya'da işte. O çok iyi oldu. Toprak dediğimin. Annesinin yanına bıraktım. Gündüz'e de hep benleydi. Diğerlerimle de... Diğerleri nereden geliyor? İstanbul'u yoktur herhalde. Alanya'dan gelen iki tane sporcum var. Onlar da sürekli geliyorlardı ama son 4 yıldır da şu an 20 yaşındalar. 16 yaşında yanlış hatırlamıyorsam onlara ev tuttum Sakarya'da. İki kardeş. Büyükşehir gelmiyorlardır hep. Ankara'dan geliyor mu? İzmir'den geliyor mu? Ankara'dan sporcu çıkmadı. İzmir'den... Adana'dan geliyor mu? Yok. Şu İstanbul'da anda yok. Sakarya ve Alanya şu an. İki ya, tane yerden çıktı. Sakarya, yani. Alanya. Mesela bir tanesi şu anda 20 yaşında. O çocuğu 16 yaşında dünya şampiyonasında en genç yarış kazanan sporcu unvanı onda. Bir şey soracağım. Demek ki burada şunu anlıyoruz. Büyük şehirlerde sporcu bulmak. Yani büyük şehirdeki aileler çocuklarını bu tür sporlar için belki de izin vermeyip ya da hani evet. istemeyerek zaten yol göstermiyorlar. Evet. Yani büyük şehirde yaşayan çocuklar daha mı zor sporcu oluyor? Bunu mu öyle görüyoruz. Şöyle. Yoksa motorda mı sadece? Motorda böyle. Açıkçası motorda şöyle. Böyle. Bu yetiştirdiğim çocukların her birilerinin babaları motorcuydu. Hmm. Şimdi motorcu olmadığı zaman bu çok işe zor. Çok farklı bakıyorlar. Ve öte yandan da o uğraşı vermek de istemiyorlar. Şimdi motorcu oldukları için bir de artık buradan çıkmış, hayatını kazanmış, parasını kazanmış, popülaritesi olmuş, dünya çapında isim yapmış bir tane örnek olunca hayal kurmak daha kolay oluyor. Bu babalar da hepsi çocukları Kenan gibi olsun, işte hayatını kurtarsın, dünya şampiyonlarına gitsin. O hayalle ve bir yere geldikten sonra da evet biz Kenan bunu alırsa
bunu götürür Avrupa'ya diyebilecek bir altyapı var artık var mı Türkiye'de. Var mı senin hani şampiyon olabilecek kesim benim gibi 5 tane dünya şampiyonluğu alacak dediğin bir öğrenci? Toprak benden çok daha iyi. Şu an aldı mı? Aldı, dünya şampiyonu oldu. Benden çok daha iyi. Ya şöyle, Toprak mesela... Kaç tane aldı? Şu an bir kez dünya şampiyonu oldu ama... Bak ben 5 kere diyorum. O daha fazla olur, o daha fazla olur. Olur mu? Daha çok uzun yıllar var. Allah Allah. Yani 35 yaşına kadar çok fazla olur ve... Şöyle, sen kaç yaşına kadar oldun? Ben en son 35 yaşında oldum. Ondan sonra bıraktım. Toprak bir de popülaritesi daha yüksek. Şu an dünya şampiyonalarında Allah Allah. Kullanış tarzı, yeteneği... Yani ben mesela sporcu olarak Toprak'ın yaptıklarını onun gibi motosiklet kullanamam. Can var, Deniz var, Bahattin var. Bunlar daha 20 yaşlarındalar ve onlar çok daha iyi altyapıyla yetiştirdiler. Bakın ben 18 yaşında Avrupa'ya gittim ve 18 yaşı bu iş için çok geç bir yaş. Bugün bir futbolcu her 18 yaşında öyle. Başlayabilir mi futbola? Her sporda mümkün öyle. Mü? Evet. Arda Güler 18 yaşında Real Madrid'e transfer olabiliyorsa bu çocuğun en az belki 12-13 tabii. yıl profesyonel yetiştirilmiş bir çocuk bu. Şimdi benim sporcularım da öyleler. Çok ufak yaşta. Toprağa ben ilk ilgilenmeye başladığımda 10 yaşındaydı. Can'la Deniz'le ilgilenmeye başladığımda 8 yaşındalardı. Zeyn de böyle bir örnek. Yani çok ufak yaşta yetiştirmen lazım. Benim hikayem farklıydı. Benim kaderimde Allah'ın nasip ettiği özel şeyler vardı. Yani kayıplarımın yanında çok özel şeyler Zeyn nasip oldu nerede? Bize. İki dakikacık gelsin. Sen de çok enteresan bir çocuksun. Yani dini inançların vermiş olduğu bir güçle bu hayata dört elle sarılmışsın. Ve bu kadar yaşadığın zorluklara, acılara rağmen bu Zeyn denen, bana gelir misin ama lütfen. Bana gel. Zeyn denen bu dünya tatlısı çocuğun... Zeyn kaç kilosun? 20 biliyor mu kilosun? Biliyor. Ve öğretiyorsun. Yani ona da motorcu olmayı öğretiyorsun. Sen normal misin? Şöyle. Ya sen de bir acaba hani bir şey olmuş tabii olabilir. Tabii bizde biraz bir delilik var yani. O delilik olmadan olmaz. Yani Zeyn'in hikayesi de esasında... Çak hepimiz deliyiz. Zeyn'in hikayesi de ilginçtir. Mesela bakın Zeyn'in bir popülaritesi oluştu ve insanlar çok yorumlar okuyorum. Yani paralel oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Zeyn'in bir abisi var. 7 yaşında şu anda. Hı hı. Ben ona motosiklet aldım. Çocuk motosikleti. Go-kart hazırladım. 7 yaşında. Daha ufaktı. O zaman 5 yaşındaydı. 4 yaşındaydı. Zeyn ve kaç yaşında? Zeyn şu an Nisan'da 5 yaşında olacak. Kaç yaşında başladı? Zeyn seni ben var ya. 1,5 yaşında başladı. Kusura bakma ben ben dayanamıyorum. Bir dakika lan. Boşver. Ben zaten seni Zeyn için çağırmıştım. Sen o konuşmasan da olur ben. Şu anda kendimi kaybetmek üzereyim. Ben de tabii sporun her dalını yapıyorum gerçekten. Ben de lisanslı yüzücüydüm. Tenis oynuyorum ama su kayağı da yapıyorum. Onun yaptığı su kayağını ya inanamıyorum. Şeyden atlıyor, iskeleden atlıyor. Tabii şey mesela Zeyn. İpsiz kayabiliyor. İp olmadan mesela şeyde dalga sörfü yapıyor. Görüyorum. Yani bunu... Memnun musun hayatından? Yani seviyor musun bütün bunları yapmaya? En çok hangi sporu seviyorsun? Motoru mu? Su kayağını mı? Hangisini? Sen biraz zor motorcu yetiştirirsin. Evet. Bilmiyoruz zaten neyi seçeceğini bilmiyoruz. Peki motor? Hiç. Motor hiç. Evet tamam, böyle yaptım bir de. Hiç. Ya şu an çocuğunun gerçekten ne istediğini öğreniyorsun. Farkında mısın sayende? Vallahi ben de şaşırdım. Sayende Zeyn, öğreniyorsun. Hoş ben korkuyorum bu arada. Ben onun Formula'ya gitmesini istiyorum. Motor çok sevmesini istemiyorum da. Normalinde motor manyağı. Araba? Go-kart'ı var zaten. Araba da kullanıyorsun. Hocam. Arabayı seviyor musun? Arabayı da seviyor musun? Bin ne demek şimdi? Ne? Arabayı seviyor musun? Motoru seviyor musun? Hayır. Çocuk. Çocuk şu anda bir psikoloğun yanında konuşuyor gibi hisset ve çocuk gerçekleri açıklıyor. En çok su kayağını mı seviyorsun? Başka ne yapıyordu? Allah snowboard'a başladı. Kayak yapıyor, snowboard yapıyor. Snowboard'u seviyor musun? En çok ne seviyorsun? Okuyor mu? Yok, anaokulunda. Anaokula göndermiyorsun değil mi çocuğu? Gönderdim anaokulda. Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Öğretmen dedi ki ya biz Zeyn'i ne öğreteceğiz dedi ya. Gitti. İkinci gün gitmedi. Her sene. Her sene anaokuluna başlıyoruz. Çantamızı hazırlıyoruz. Okulla anlaşmayı yapıyoruz. Zeyn'i veriyoruz. İkinci gün baba ben istemiyorum. Baba ben istemiyorum. Şöyle videolara bakıyorum neler yapmışlar. Eğlenceli. Orada oturuyorlar çocuklarla, yaşlı çocuklarla. Zeyn ikinci gün gitmiyor. Gönderemiyorum. Yani ağlıyor. Ben istemiyorum. İşte piste gelmek istiyor. Şimdi bizim ekip var ya yarışçı ekip. Onlarla beraber onları izliyor pistin etrafında. Ondan sonra biz içeri girince hemen atlıyor arabasının motorunu. O piste çıkıyor. Yani öğretmen dedi ya biz de ona dedi ne öğreteceğiz dedi. Şöyle açıkçası birinci sınıfı bekliyoruz.
yapıyoruz artık. Birinci sınıfa gittiği zaman inşallah okulu biraz daha sever diyorum. Şu anda çok okulcu bir çocuk değil. Yani siz sevdiniz mi kardeşler okulu? Babanız böyle açıkçası, bir babanız varken. Şöyle okul konusunda tabii benim görüşlerim biraz etrafımdaki insanlara, çevremdeki ya da biraz topluma göre bile değişik. Açık söylemek gerekirse şöyle anlatayım. İnsanlar diyor ki bana ya Sakarya'da çocuk eğitimi falan okul falan nasıl diyorlar. Ben de diyorum ki ben devlet okuluna verdim çocuğumu. Mahir'i mesela. Özel okulda okutuyordum. 2 yıl özel okulda okuttum. Sonra çok mutsuzdu. Sabah gönderip akşam görüyordum. Ben de mutsuzdum bir ebeveyn olarak, babası olarak, annesi olarak da mutsuzduk biz. Çünkü sabah karanlığında gidip akşam karanlığında çocuğumuz geliyordu. Ve ödevler veriliyordu. Annesiyle falan uğraşıyoruz ödevlerle. Çocukluğunu biz yaşamamadan hissetmeye başladık. Ve biraz da futbol merakı var büyük oğlumun. Öyle bir fırsatımız da kalmıyor hayatta. Devlet okuluna verildi. Devlet okulu da 3'e kadar mahallemizde, değil mi? Şöyle, mahallemizde açıkçası kimsenin beğenmediği bir okula. Okula verdim. 2 yıldır Mahir okuması, yazması 3. sınıfa gidiyor şu anda. Çok daha iyi durumda. Ve çocuk hafta sonları diyor ki bana baba okula gidebilir miyim diyor. Hafta sonları bile okul açık mı diyor. Allah öğretmene Allah. De ilgileniyor tabii. Kaça kadar o da? Şu an 3. sınıfta okuyor. Yani hayır şey okul saati. Saat 2'de bitiyor. 2'den sonra geliyor bahçede top oynuyor. Devlet futbol okulunda. İşte eğitimi vermeye çalışıyoruz. Benim görüşüm şöyle. Çocukları gerçekten anlamak gerekiyor ve bence özellikle 7 yaşına kadar anne babanın çocuklarla çok aşırı ilgilenmesi gerekiyor. Yani şu anki toplumda biraz böyle anaokulu kültürü oluşmuş. Herkes çocuklarını 3 yaşından sonra anaokuluna bırakıyor ve belki işle alakalıdır, belki farklı sebeplerdendir. Ben çok şükür mutluyum bu konuda. Çocuklarımla vakit geçirebiliyorum. Mesela büyük oğlum şu anda bizim saat 2'de... Bizim çocukluğumuzda yetiştiğimiz gibi yetişiyor senin çocukların. Ya ben yani öyle devam ediyorum. Biz de çok mutlu çocuklardık. Eşim de çok memnun bu konudan. Eşim mesela Hollanda'da annesi ve babası tarafından 6 haftalıkken sürekli kreşlerde büyütülmüş. Annesi ve babası hep çalışıyormuş ve hep onun eksikliğini yaşamış. O yüzden o da aynı benim mentalitemde ve diyor ki ben çocuğumla vakit geçirmek istiyorum. Saat 2'de okuldan çıkıyor, evimize geliyor. Ben müsaitsem bahçede top oynuyoruz. Değilsem piste gidiyorsak antrenmanı alıyorum ve maksimum süre geçiriyoruz. Zeyn'le de aynı şey geçerli. Normal bir okulda okuyacak. Devlet okulunda. Orada ana temel şeyleri öğrenmesi gerekiyor bence. Seni ne kadar takdir etsem az biliyor musun? Ben öyle bakıyorum. Doğrudur. Herkesin farklıdır. Evet şöyle. Mesela diyelim ki belli yaşa geldi. Büyük oğlum ya da Zeyn de aynı şey geçerli. Dedi ki baba ben okumak istiyorum. Ne gerekiyorsa yaparım. Hollanda'da bizim bir ayağımız Hollanda'da bu arada. Evimiz orada var. Belli dönemler gidip orada da yaşıyoruz ve belki bir öyle düşünüyorum zaten. Büyük diğer oğlum... çocuklarla da ilgilenebiliyor musun? Diğer çocuklarla da İlgilenebiliyor musun bu kadar? Tabii ben şimdi dediğim gibi çocuklarıma anormal düşkünlüğüm var. Ve hatta bize var ya bakın bu düşkünlüğe rağmen sorumsuz anne baba bile diyorlar bize. Zeyn'le alakalı yorumlarda görüyorum bunu. Ben çevremde görmedim. Benim kadar, eşim kadar çocuklarıyla vakit geçiren. Bakın elhamdülillah imkanlarımız var. Benim evimde çocuk bakıcısı falan yok. 4 çocukla biz eşimle beraber ilgileniyoruz. Evimizde bir tane evin işleriyle alakalı yardımcımız var ama çocuklarımız. Benim eşim kendi bakıyor. Ben kendi bakıyorum ki eşimi de annesi variyetli bir insan Hollanda'da. Kendi işleri için yetiştirmiş, üniversitesinden okutmuş, her şey hazırlamış. Sonra eşim Türkiye'yi seçti. Geldi ben bakın dün hatta bir şeyde sosyal medyada gördüm. Yaşam için dünyanın en iyi ülkelerinden biri yaşam kalitesi olarak Hollanda'ymış. Ha. Bizimkinin de imkanları iyiyken geldi Türkiye'de ve Sakarya'da İstanbul falan diye bakın. Müslüman oldu değil mi? Evet ve şey de değil yani İstanbul çok güzel bir şey. İstanbul'u çok seviyor ama Sakarya değil. Evet güzel de bir hayatımız var ama şu değildi yani imkanlar var. Çocuk bakıcıları alalım. Tatile gittik mesela. Çok zorlandık yani. 4 tane çocukla hepsi de ufak bizim çocuklarımızı. Tabii. Ama bizde bakıcı falan yok. Biz anne baba olarak çocuklarımızla paylaştık. Ben mesela sabah erken evden çıkıyorum. Hemen geri geliyorum. Mahir'in okulu var. Servislerle kendim götürüyorum. Annesi gidiyor alıyor. Bizim yaşantımız böyle. Seni öpmek istiyorum. Gel buraya. Teşekkür ederim. Sen var ya yani Allah'ım. Yani hele ki senin bu taraflarını bilseydim daha çok demek ki ben böyle sana hayran olurdum. Çok teşekkür ederim. Yani zaten bir şey söyleyeyim. Çocuklarında da ilgilenenlerin hepsine söyleyecek bir sözüm var da şimdi zamanı değil. Zaten onları boşver. Gerçekten helal olsun sana. Param var, pulum var. Böyle ayaklarınız bakın, yere basıyor yani. Ya bizim şimdi benim hikayemde başında sorduğunuz konu esasında belki de buydu. Ulaştım ya da Allah'ım nasip etti hep diyorum. Yerler hiçbir şekilde kolay gelinmedi. Gerçekten zorluklar çekildi ve ailemde ben çok
çok ufak yaşta ayrı kaldım. 2002 yılında dedim ya Avrupa'ya gittim. Orada Yamaha fabrikasında normal mesela herkesin bir hayatı vardır. Sabah işine gider, akşam evine döner. Ben mesela fabrikada orada bir tane şey vardı. Yarış takımının kamyoneti vardı. O kamyonette yaşadım yıllarca. 4 sene o kamyonette yaşadım kasasında ve gerçekten gündüzler sorun değildi. Sabah işine başlayınca 8'de herkes fabrikaya gelirdi ve o zaman çok mutlu oluyordum. Çünkü oradaki işçilerle beraber vakit geçirebiliyordum. Bu arada yarışçıydım ama fabrikada temizlik işi yapardım. Neden? Çünkü akşama kadar ne yapacaktım ben? Koşardım. Akşam herkes gidince 5'te fabrikadan ben spor yapardım. Okul lisede mi bitti? Ortaokulda liseyi mı bitti? Bitirdiğim yıl ben Almanya'ya gittim zaten yarışmak için. Hı hı. Zaten hayalim de oydu. Lise diplomasını alacağım ve ben hayatıma bakacağım. Hayallerimin peşinden para koşacağım. Para kazandın mı çok motor? Şöyle bakın zaten insanlar bizim Türkiye'de bu da çok da var. İnsanlar bir insan üniversiteye gitmediyse ya da işte tahsili diyeyim çok iyi yerlerde değilse onları böyle yadırgama olayını çok görüyordum. Şu dönemde çok değil ama bundan ben 10 sene önce bu biraz daha fazlaydı. Para kazandım. Kazandığım paralarla da hayatı öğrendim. Çünkü insan parayla çok şey öğreniyor. Yani girdiği ortamlardan öğreniyor, muhatap olduğu insanlardan öğreniyor, ufak çaplı, büyük çaplı işler yapıyor, parayı kullanmayı öğreniyor, dünyayı geziyor. Esasında bence hayattaki en büyük eğitim, hayata atılacaksın, o hayatta öğrendiğin şeyler senin okulda öğrendiklerine bir değildir. Bakın bir örnek vereceğim yaşadığım tecrübelerden. Ev yaptırdım Sakarya'da, yaptırdım eve okumuş bir tane mühendis gönderdiler. O mühendis okulda iyi yerlerde de okumuş olabilir ama benim evimi mahvetti. Sonra ben mesela tecrübeli insanlara devrettim işi ve tecrübesi okumuştu ama sanatkar olan ustalara teslim ettim işi. Onlara teslim ettiğimden beri evimdeki sorunlarım bitti. Yani okudun diye ya da tahsilin çok iyi diye sen çok iyisin, çok başarılısın, çok iyisin diyemezsin. Evet belki aksanımız bir okuyan gibi değildir, okumamız yazmamız belki çok iyi olmayabilir. Ama önemli olan bence şudur, sen faydalı bir insan mısın? Etrafına, akrabalarına, çevrene, yaşadığın şehire, hatta ülkene. Ya bizimle alakalı neler neler diyorlar. Bazen okuyorum mesela milletvekilliği dönemimde işte spor aramam konuşuldu, işte eşinin adını yaptı dendi, vergi kaçakçısı dendi. Mesela bana bunları söyleyen insanlar eminim benim yaptıklarımın, verdiğim vergilerin, Avrupa'da kazandığım bütün para, bakın bana eşim şöyle bir şey dedi, eşim ve ailesi onlar yatırımcı insanlar. Bak Kenan, hatta bizim ekonomi olarak 2008'den sonra 2008 Avrupa'da bir kriz vardı. Orada ben para kazanırken takımların para ödeyemez hale geldi. Türkiye'de de çok iyi gittiği dönemdi. Şu ana göre daha da iyiydi o dönem. Parasal olarak da hiç etkilenmemiş biz hiç krizden. O dönemlerde ben hep yatırımlarımı buraya yapıyordum. Sonra işte 2012'den sonra eşimle, ailesiyle tanıştım ve onlar bana şöyle dediler. Bak kazandığın paraları hep geliyorsun Türkiye'de işte yerler alıyorsun, iş yerleri alıyorsun, yatırım yapıyorsun. Ülkelerde dediler çok iyi dönemler olur, iniş dönemler olur. Türkiye çok iyi dönemde ama sen biraz da işte Avrupa'da da Hollanda'da yer al. Biz sana bana yerler gösterdiler. Buralara yatırım yap biraz kazandıklarında. Ben dedim döneceğim yer Türkiye. Eşime de, kızınıza da dedim. Bizim yaşayacağımız yer Türkiye. Paramın kontrolü de Türkiye'de olursun. Çünkü yatırımdır. Aldığım belki buradaki euro olarak gelecek bana Türkiye'ye daha iyi olacak diyordum ama hayır ben her şeyimi Türkiye'ye yatıracağım. Bakın yani bize o hakaretleri yapan insanların hiçbir fikirleri yok. Sen ülkene ne kadar faydan oldu? Ben hiç yoktan yıllarca kazandığım her şeyi getirdim Türkiye'ye. Her şeyle Türkiye'de yatırım yaptım. Bir de dini inançların sebebiyle isim haklarını almak istediklerinde oradan alacağım parayı kabul mü etmemişsin? Yanlış mı sordun? Tabii 2009 yılında ben henüz daha yeni para kazanmaya başlıyordum. Onun hikayesi şudur. Parayı motordan mı kazandın? Kenan. Evet, motosiklet yarışlarında kazandım. Şu an farklı. Şu an yıllarca yatırdığım paralarla geçiniyorum ama çok güzel yatırımlar yaptım. Çünkü dedim ya kolay gelmeyince harcarken de ya. Bir tane örnek tabii vereceğim. 2008 yılında Sinan abim vefatından önce evleniyor, düğünü var. Hı hı. 2007'de dünya şampiyonu olmuştum. Ya o dönem bile 1 milyon euro civarında para kazanabiliyordum. Büyük paralar kazanıyordum yıllık. Daha ilk yıllarımda Sakarya'ya ben otobüsle gidiyordum. Özel araba çağırıp dünya şampiyonuyken kendimi aldırmıyordum. Her şeyim, arabam yok, hiçbir şeyim yok. Her şeyim, babamı arıyorum, baba arsa bul, baba iş yeri bul, baba yatırım yapacağız. Ticarete de bayağı kafan çalışıyormuş. Ticaret değildi bunlar. Bu en akıllı yatırımdı. Yani param sağlam yerde dursun, hani gidip motorcu dükkanı açılır falan da değildi. Baba benim paramlarla yer alacağız, arsa alacağız, iş yeri alacağız. Hep öyle yapacağız. Tabii paramı hiç harcamıyordum o yıllarda. Hep birikimlerimi yapıyordum. Kazandığımı gönderip burada yatırımlarımı yapıyordum ama tabii bugün insanlar diyor ki vekillikten para kazandı. Ya vekillikten ben çok kaybettim. Aşırı derecede para kaybettim. O kendini bilmez yorum yapan insanlar ve şöyle eşimle ailesi bana bunu dediklerinde bile ben
Hep yönüm Türkiye'ydi. Özellikle de Sakarya'ydı. O bölgede hep hayatımı yerleştirmek istedim. Hayallerimdeki gibi de yarışıyorum, yaşıyorum. Yani kariyerim bitti. Kariyerimin bitimine yakın zaten. Artık paramı kullanmaya başladım. Çünkü dedim ki şu an mesela 40 yaşına geldim neredeyse. Ya ben artık tamam yani çocuklara mal mülk bırakıp da aralarında kavga açacağım. Ama şu an bundan sonra canım istediği gibi yaşamak istiyorum dedim. Mal mülk bırakmayayım mı diyorsun? Yaşıyorum. Kendileri mi kazansınlar yoksa hani en azından paylaştırmak gibi bir şey mi? Şöyle tabii ki etrafımda akıllı insanlar var. Onlardan da duydum. Gördüklerim de. Yani çocukların kendi hayatlarını kazanmaları gerekiyor. Sizin onlara imkanlar sunmanız lazım. Bence bir ebeveyn olarak, baba olarak, anne olarak. Güzel şu an hayatlarını, güzel imkanlarda yaşatıyoruz onları. Büyüdükleri zaman da kendi yollarını çizerler inşallah. Ama tabii bilemeyiz bugünden ölümü, yarına bilmiyoruz. Yani sen hiç çocuğuna bırakmayacak mısın bir şey? Yani hani ben kazandığımı yiyeceğim, onlar kendileri mi hayatlarını kazansınlar? Yani onu bilemeyiz. Ne kadar daha bir hayatım olacağını bilemem. Hayatta karşıma neler çıkacağını bilemem. Bakın bir deprem olur. Kahramanmaraş'ta bunu yaşadık. Her şey yerle bir olur. Benim yatırımlarım Sakarya'da. Böyle bir kayıp olabilir. Bir hastalık gelir. Nice hastalıklar var. Paralar yetmiyor. Neler işte. Ben o kadar ileriye bakmıyorum. Şöyle bakıyorum. Güzel şeyler nasip oldu. Şu anda hayatımın en güzel dönemi çocuklarımın küçük olduğu dönem. Büyüdüklerinde belki onlarla bu kadar vakit geçiremeyeceğim. Onlarla canım kayak tatilim istiyor, atlıyorum, ama gidiyorum. Ama daha bir tane yeni oldu değil mi? Evet, bir tane de bebeğimiz o var. O seni bayağı bir götürür. O büyüyecek şöyle, de bu yaşlara gelecek. Her de. Çocuğun kendi rızkıyla gelir. İnsanlar evlilikten de korkmasın, çocuktan da korkmasın. Çünkü çocuklar rızkıyla gelir. Ummadığınız şeyler yaşanabiliyor hayatta. Bazen bazı ticaretler oluyor. Mesela yer alıyorsun, satıyorsun. Yarışılık dönemindeki paraları kazanabiliyorsun. Yani bunlar oluyor. Sen sadece hayatını düzgün yaşamaya çalış ve ailene bağlı ol. Aileye bağlı olduğunda benim mesela hiçbir akşam yoktur ki... Yine gel. Hiçbir akşam yoktur ki evden çıkamam. Eşimle vakit geçiririm. Otururuz akşamları beraber. Dizi izleriz işte. Beraber otururuz, vakit geçiririz. Bence bunlar çok önemli. Eşimden sonra hayatım daha iyiye gitti. Eşinle çünkü... nasıl tanıştın? Çok güzel bir eşim var. Eşimle... Ne kadar güzel bir kadın çok, o öyle. Çok ilginç tanıştım. Eşimle Hollandalı o. Ama Hollanda'daki kariyerimin tam bitip başka takımları geçtiğim dönemde tanıştım. Yani o yalnızlık yıllarımda evim de vardı. O da yalnız başım. Tanışmamıştık. O dönemde bulsam birini evlenecektim. Bulamıyordum. İstediğim gibi kafamda oturamıyordum. Ben bir şey duydum ama doğru mu? İkiz kardeşlermiş. Evet. Aynen, hikayesi öyle. Bir günü bizim yarış takımının organizasyonunda bir kız gördüm. Türkiye çok benziyordu. Ya saçlıları Hollanda'da gördünüz. Ya Türk dersiniz ya işte Cezayir taraflı işte Morok diyorlar. Morokkolu falan dersiniz. Gittim yanına direkt Türkçe konuştum. Dedim ki Türk müsün dedim. Böyle yaptı bana. İngilizce konuştum. Türk müsün dedim İngilizce. Yine cevap vermedi. Yanımda da Hollandalı da bir mekaniker var. Hatta onunla beraberdik. Sorsana dedim İngilizce biliyor mu, Türkçe biliyor mu? Ona Hollandaca bir şeyler söyledi. O Hollandaca cevap verdi ona. Bana cevap vermedi ama hiç. Neyse tabii orada muhabbet bitti. Hiç konuşmadı benimle. Ama bu arada o eşim değil. Yani ikizliymiş. Ha, sonra ikizli. O zaman... Çok komik konuştuğum hikaye. Kişi. Sonra Facebook tabii biraz daha aktif, popüler ve Facebook'tan işte o günü oraya gelenleri bir şekilde o akşam vakit de var. Hollanda yalnız yaşıyorum. Buldum, bulaştım. Mesaj attım. Dedim ki bugün seninle konuşmaya çalıştım. İngilizce yazdım. Ben de niye konuşmadan anlamadım. Niye hiç cevap vermedin bana sen dedim. Bana gülerek cevap verdi. O ben değildim. O benim kız kardeşim dedi. İkizimdi dedi. Bulduğum kişi yanlış kişi. Neyse ardından tabii yani benim için artık onunla da bir bağım yok. O gördüğüm iki kişi de aynı. Tabii o bana cevap verince başladık konuşmaya. Konuşma başladık, konuşma ilerledi. Ama tabii bir görüşme. Hollanda'dayız, yanına gideyim. O zamanlar benim daha çok hayalim işimdi, kariyerimdi, para kazanmaktı. O kaç yaşında şu anda? O zaman 18 yaşındaydı. Şimdi ne kadar oldu? 31 yaşında herhalde. 31 yaşında 4 tane çocuğu mu var, evet, kadının? Evet. Şaşırıyorlar zaten. Hollanda'da falan görüyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Hollanda... Bir kere kız kardeşiyle karıştırdığın için aslında kardeşini beğenip ona, evet, yazacağım derken ikiz kardeşine ulaşıyorsun, evet, ve onunla devam ediyor. Ama ikiz zaten bu çok... ikizi hiç benimle konuşmadı bile. Zaten onu sordum. Neden benimle konuşmadı? O dedi, Gül dedi ki o benim ikiz kardeşim dedi. Ben değildim dedi. Sonra tabii oradan muhabbet başladı ama tabii bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra biz artık beraber olduk. Onunla da hikayemiz ilginç şöyle. Bir yıl sonra. Tabii ben dediğim gibi o dönemde işte gideyim işte 200 kilometre falan da benim yaşadığım yer Hollanda'da. Gideyim, görüşeyim, tanışayım, oturayım. Hiç o hayaller peşinde gerçekten değildim. İşime odaklıydım. Yarışlara gidiyordum. İşte Türkiye'ye geliyordum. Çok geliyordum. O ne yapıyordu? Seni arıyor muydu? Yok. Onunla da öyle çok nadir telefon falan değil. O Facebook'tan, da çok üstünde. Yok, üstüme düşüyordu. Öyle bir şey yoktu zaten aramızda. Ve 2010 yılının sonunda dünya şampiyonu olduğum yarışa ailesiyle gelmişler. Bir daha orada tekrardan gördüm. Bunun üzerine artık biraz konuşmaya başladık. Sonra bir sezon sonra 2011 yılında bir yarışta dedim ki Şemsiye'yi sen tutar mısın? Hmm. Tamam tutarım dedi yani Şemsiye'ye geldi. Senin burcun, evet, ne? Burcum aslan. Aslan. Peki. Şemsiye
ensemi tuttuktan sonra şimdi utandım da şeyi sordum. Kim olduğunu da çok bilmiyorum. Para da soramazsın yani. Para mı istiyorsun filan da diyemedim. Ki takımım vardı ama ben özel tutturdum. Şemsiye'yi tutan kızları vardı takımın ama ben kendim dedim ki takıma bu yarışmana kimseyi almayın. Ben dedim kendim bir birine buldum tutturdum. Buldum kendimi, evet, bir asistan. Kendimi buldum. Tabii bir sonraki yarış gene olunca bu sefer dedim ki yani şimdi utanıyorum da ya para mı vermem lazım, bir şey mi yapmam lazım. Geliyor gidiyor yarışa, nasıl geliyor gidiyor Allah bilmiyorum. Allah. Ailesini falan bilmiyorum. Meğersem ailesiyle geliyor. Ailesi başka yarışların sponsoruymuş. Yani zengin bir ailenin kızıymış. Bariyetleri var. Tabii bir şey bilmiyorum ama utanıyorum da bir şey demeye. Şöyle dedim. Ya Türkiye'ye falan gelmek istersen tatile bak. Türkiye güzel yer. Gel tatile davet edelim gel seni. Gel günde gör dedin yani. Gel Türkiye'ye gel falan dedim. Aradan birkaç hafta sonra annesi uçak biletlerini almış Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'ye geldiğinde ben annemle beraber yaşıyorum. Kız kardeşim evlendi. Annemle ikimiziz Türkiye'de. Ya tabii beğeniyorum ama inanın o kafada değilim. Ya işte hemen evleneyim bununla hayatım. O mentalitede değilim. Geldi annem bana dedi ki sabah akşam geldi. Akyazı'da evimiz o zaman. Annem bana dedi ki ya sen dedi manyak mısın dedi. Bu kız ne kadar güzel. Niye evlenmiyorsun bu kızla sen? Tamam buldun işte evlendirelim seni. Babam da daha vefat ettiği bir yıl olmuştu. Ne diyorsun anne dedim yapabilir miyim? Avrupa'dan geldi kız burada ne yapacak yani dedim. O dönemde biraz daha böyle şeydim. Sakarya'dan biriyle evleneyim. Annemle de durur. Ben de gider geldiğim zaman aklım orada kalmaz. Biraz daha o mentalitedeydim. Evliliğe bakışım oydu. Annem bence dedi bu iyi dedi. Şeyim de yok ya şöyle bir hayatım da yok. Çok kız arkadaşlar yaşamış, sevgililiklerim olmuş öyle biri de değilim bu arada. Bu konularda tecrübeli biri değilim. Sonra annem de böyle destek olunca kafamda biraz daha annem isteyince biraz daha böyle cesaretlendim bu işe. Sonra görüşmeye falan başladık. Sonra en sonunda bir günü kim olduğunu gerçekten bilmiyorum. Maddiyatları nedir? Utanıyorum kıza sormaya uçak bilet alayım mı sana demeye. Annesi göndermiş hemen Türkiye'ye. Hollanda'da yarışımız var birkaç ay sonra. Hollanda yarışında beni davet ettiler. Bu sefer annesiyle babası beni davet etti. Gittim ki biz kim bu dedim. Hani o zaman anladım. Ben de dedim ki manyağa bak dedim. Kıza uçak bileti teklif edecektim. Şemsiyemi tuttuğunda para teklif edecektim. Neyse tabii o arada kızın annesi yani eşimin annesi şöyle beni bir aldı konuşmaya benimle. Bence dedi siz dedi çok uyarsınız birbirinize dedi. Allah Allah herkes ailecek dedim aslında. Dedim ki ben de şaşırdım. Bakın dedim ben dedim bu Avrupa'daki belki tanıdığınız diğer sporcular sponsor da ailesi de çok yaşıyor. Ben dedi Tenkaten'in benim Hollanda'da takımımın da sponsoruymuş. Onların hepsiyle konuştum dedi. Senin kim olduğunu çok iyi biliyorum dedi. Nasıl biri olduğunu. Kızımı da biliyorum dedi. Siz dedi uyarsınız. Bence çok uyarsınız dedi. Benim annem böyle diyor. Kızın annesi böyle diyor. Tecrübeli insanları dinlemeyi seven biriyim. 3 ay falan oldu. Hiç kavga etmedik. Tartışmadık. Ondan önce bir tecrübem olduydu hayatta yabancı biriyle. Onunla çok kavga ediyordum. Onunla da canlandırdım kafamda. Ötekiyle böyle kavga ediyorduk. Bununla hiçbir şey çıkmıyor aramda. Yaşı da benden biraz daha ufaktı. Baba tavsiyeydi. Biraz yaş arası farkı olsun derdi babam bana evleneceğin kızla. Nitekim kararımı verdim. Uzun süre sürmedi zaten. Evliliğimizi yaptık. Ya, tecrübesiz... Açıklamadık bu arada evliliğimizi. Benim eşimle şöyle tanıştıktan belki de bunu hiçbir yerde söylemedim. Çok kısa bir zaman sonra ben evlendim. Yani birkaç ay sonra evlendim. Ama bunu hiç kimseye de söylemedim. Sonra işte bunu resmiyete demeyeyim. Resmiyete de dökmüştüm ama gene söylemedim. Evlilik töreni diyeyim. Barcelona'da yaptık. Eşim o oteli çok seviyormuş. Barcelona'daki oteli. Orada aile içi bir evlilik töreni yaptık. Çünkü istemiyordum oradan. Türkiye'de bir düğün yapayım. Orayı çağır, burayı çağır. Dedim ya bakın benim o dönemde hayatta her şeyden daha önemli yarışılığım vardı. Hiçbir şeye kafa yormak ama istemiyorum. Ama gerçekten tecrübesiz olduğun belli. Kızı bir almışsın. Daha 31 yaşında 5 tane çocuk yapmışsın. Ya kızın şansına bir bakar mısın? Vah ama, vah vah vah. Ama o benim istememle olacak bir şey değil. İnanın bana. Tabii eşimle, canım ya. İşte esprisindeyim ama. Bizim mesela ilk çocuğumuz olduğunda çocuğumuzu biz kaybettik ve doktorlar bize şunu dedi. Eşim de bana şunu söyledi. Sizin dediler ikinizin kan uyuşmazlığı var. Ha. Ve her çocuğunuzun hasta doğma ihtimali var. Faktör 5 diye bir hastalıktan vefat etti Allah çocuğumuz. Allah. Her çocuğunuzun hasta doğma ihtimali var ve çocuk yapmayın siz ikiniz dediler bize. Gerçekten böyle dediler. Hollanda'da çünkü raporları buradan aldık Hollanda'ya getirdik. İncelendi. 3 ay sonra bu sorun çıktı. Ben de eşime dedim ki eğer kaderimizde bunu yaşamak varsa yaşayacağız. Ben gidip ben çocuk çok istiyorum. Böyle bir şey için senden ayrılacak değilim. Var mısın? Varım. Allah bir çocuk nasip etti hemen ardından ve hiçbir hastalığı olmadı. Maşallah. Üzerine o olayın üzerine 4 çocuğumuz oldu. Elhamdülillah. Hiçbirinde o hastalığı hepsini hemen kontrole götürüyoruz bu arada. Tabii. Doğar doğmaz hemen kontrole alıyoruz çocuklarımızı. Hiçbirinde o hastalık olmadı. Eşimin ailesi bu kadar çocuk olmasını istemedi hastalıktan ötürü. Ama şimdi mesela geçen hafta kayınvalidem biraz öyledir. Bir organize bir telefon, uçak biletleri. Ailece hep beraber tatile gidiyoruz. Alıyor bizi tatile getiriyor. Çocuklara siz diyor kayağa gidin çocuklara ben bakacağım diyor. Öyle çok da ilgili bir ailesi var. Çok güzel.
Elhamdülillah. Belki o hayattaki sıkıntılar vardı, yaşadıklarım, kayıplarım, ama Allah güzel bir aile nasip etti bana. Tabii. Allah bir kapıyı kapatıp öbür kapıyı açar sözü benim çok hoşuma gider. Kesinlikle. Peki eşine Müslüman olmayı sen mi teklif ettin? Çok ilginç hikayesi var. Hep kaderdir böyle. Benim eşimin esasında anne tarafı Cezayirli. Eşimin dedesi, annesinin babası Müslüman. Hollanda'da yaşıyor. Cezayir'den çocukken gelmiş. Oruç tutuyor, namaz kılıyor. Ama tabii kızına bir şey öğretmemiş. Eşim de bir şey bilmiyor. Ben eşimin ilk tanıştığımız işte evlerine gittiğimde odasının kapısında bir tane yazı gördüm. Kökenleri Cezayir olduğu için biraz böyle evlerinin tarzı öyle bir şeydi. Sadece eşimin odasındaymış ama en çok ilgimi de o çekti. İkiz kardeşinin de yan odası var. Onun odasında öyle bir şey yazmıyor dedi. La ilahe illallah yazıyor. Yazıyı gördüm. Allah Allah. Dedim ki ne yazdığını biliyor musun? Hayır bilmiyorum dedi. Annesine gittim hemen sordum. Ne yazdığını biliyor musunuz? Hayır dedi. Neden öyle bir yazı yazdınız odaya dedim. Bir tane artist çağırmışlar işte. Kızına söyle sen ne şeyleri seviyorsun? Bizimki demiş ki işte ben böyle Arapça tarzı yazılar seviyorum. O yazdırmış. Öteki demiş odasına, herkesin odasına böyle el çizimi şeyler yazmışlar. Şöyle Müslüman mıydı tanıştığımda? Hayır değildi. Hiçbir şey bilmiyordu. Ben eşime de Müslüman olacaksın. Bakın bizim dinimizde erkekler evleneceği eşleri için Müslüman olma zorunluluğu yoktur. O onun kendi kararıdır. Tabii. Ama eşim geldi benimle, hayatımı gördü, yaşantımı gördü. Bizim hiçbir zaman şöyle bir törenimiz olmadı. Hadi kelime-i şehadet getir, sen Müslüman ol. Eşimin ben çocuğumuzun kaybındaki dönemindeki hareketlerinden, işte orada ben namaz kılarken namaz kılmaya çalışıyor. Nasıl abdest alacağım? Mesela o onun kendiyle alakalı bir şey. Ben onu çok kalkıp da... Çok kalender bir eşim varmış. Açıkçası ben onu kalkıp da hadi Müslüman ol. Ya o istiyorsa, bunun doğru olduğunu inanıyorsa kendi yapacaktır onu. Ne ondan ben sorumluyum ne benden o sorumlu. Benim için belli önemli şeyler var. Kültürümün gerektirdiği, yaşadığım yerlerin gereği. Giyim tarzı benim için çok önemlidir. Giyinimde sen saçını kapatıp başını kapatacaksın şöyle onlara karışmam. Ama kültürüme uygun giyinmen lazım. Benim ailem, yaşantım, geçmişim. Ona uygun giyindiğin sürece benim için de sorun yoktur. Sen namaz kıldın, kılmadın. Onlar onun kendi bileceği, kendi karar vereceği şeylerdir. Tabii. Ben hiç kimsenin hayatına, çocuklarım da olsun, yetiştirdiğim sporcular da olsun. Benim bir tane sporcum diyor ki bana, mesela ben şampanya patlatmazdım. Hiçbir zaman. Abimden öyle görmüştüm. Öyle devam ettim. Sporcularımın bir kısmı benden gördüğü için patlatmaz şampanya. Ama bir tanesi diyor ki abi izin verir misin şampanya patlatmak için? Bu konuda kimseye ben karışmam. Kim ne istiyorsa yapabilir. Bakıyor bana kürsüden. Alkışlıyoruz. Şampanyayı gösteriyor. Yapıyorum. Patlatıyor şampanya. O benim kararım değildir. Ben size iyi bir örneksem, benim gibi olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Ama belki de beğeniyorsunuz tarzımı ama yapmak istemiyorsunuz. Dinde böyle bir zorlama yoktur yani. Evet. Hiç kimse kimseyi sen böyle yapacaksın diye ailesi zorlayamaz. Ailesi de kızlarını çok iyi yetiştirmiş ama. Anladığım kadarıyla anne babası. Mesela biz size bir örnek vereyim. Ben eşime iyi bir araba hediye almak istiyorum. Yani diyorum ki şöyle güzel bir araba kullandırayım sana. İstemez o. Bir kere araba güzel bir jip aldıydım ona eşime. Bundan tabii 6-7 sene önce falan. Gerçekten diyorum. Getirdim. Bak dedim araban geldi. Tamam güzel. Ya çıksana dedim. Bir binsene, bir sürsene. Tamam. O kadar da değil yani. Gerçekten anladım. Öyle. O kadar doyumlu da. Yani yok, kızcağız o doyumlu da alakalı bir şey değil. Yani merakla alakalı. İnsan bir mahsusuna sevinir. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın ben en son işte Lamborghini'm vardı, Ferrari vardı, bilmem ne vardı. Eşimle bir kere binmedik. Hiç. Niye hiç. Peki o zaman aldı? Onun merakı yok. Öyle şeyleri sevmiyor. Sen niye peki yaptın? Benim çok merakım var. Var. Çok ondan. Var. Çok fazla peki, var. Peki meclisin kapısına mı gittin Lamborghini'ye? Meclise niye gittim? Tabii vekil olmaya başlayınca herkes konuşmalara başladı bizimle alakalı. Sen de üstüne evet, zaten para kazanıyoruz diye zaten insanlara batıyor. Bir de Sakarya ufak yer. Öyle iyi arabalara bindim mi biraz laf oluyor. Ben dedim ki hemen daha vekilliğe törene gitmeden önce arabamla gideyim de sonra demesinler ki 5 yıl sonra bu adam şey yaptı. Aldı paraları, götürdü paraları da kendine Lamborghini bilmem ne aldı demesinler diye. Daha ilk günden gittim açıkçası. Ama ona rağmen de başka şey yakaladılar. Başka şeylere taktılar. İnsanlar takarlar. Siyaset nereden çıktı ki? Siyaset tabii benim hikayemde Cumhurbaşkanı'nın yakınlığımı biliyorlardı. Çok bilen vardı ve Cumhurbaşkanı Sakarya'ya geldiğinde sırf benim bu işlerde artık hayatımı kaybetmeyeyim, daha fazla yaralanmayayım, annem daha üzülmesin diye evimize gelirdi geldiğinde. Bir samimiyetimiz vardı. Bir Sakarya Kongresi'nde. Nasıl tanıştınız ki bu kadar evinize gelecek kadar? Şöyle, ilk tanışma olayı da şuradan geliyor. Az önce dediniz ya bir para verildi size iddiadan da siz o parayı almadınız. Evet. O paranın hikayesi şuydu. Ben tabii imkansızlıklarla, maddi sıkıntılarla yarışmaya çalışan bir Türk sporcuydum. Bunu tabii Cumhurbaşkanı'na yakın birileri böyle bir çocuk var. Çok da Müslüman çocuk ama işte hiçbir desteği yok. Sonra bir şekilde o dönem Spor Toto'nun başındaki bir abimiz beni de
mesela Yunus abim, Yunus Bekir Uçar, Cumhurbaşkanı'na şey diyor, efendim bu çocuk, o zaman başbakan, ya bu çocuğun hiçbir desteği yok bu ülkede diyor, destek olmak istiyoruz diyor. Başbakanımız o zaman diyor ki, sahip çıkın bu çocuğa, yardım edin diyor, para da kazansın bu çocuk, hani diyor, sponsoru falan yoktur bunun diyor, siz diyor bir şekilde buna destek olun bu çocuğa diyorlar. Alıyorlar benim ismimi, iddiaya koyuyorlar. İddiadan da bana isim hakkı diyorlar. Bir gün bir telefon geliyor bana. Şimdi TL'yi hatırlamıyorum. Ben o zaman Avrupa'da para kazanmaya başladım. Euro olarak biliyorum. Abim diyor sana şöyle şöyle para. Ben bir baktım para. O zaman bir 400-500 bin euro civarında bir para yapıyor. Çok seviniyorum ben. Para kazanacağım gerçekten. Rahmetli babama ben diyorum ki baba böyle böyle bir telefon geldi. İddiadan bana işte isim hakkı. Yıllık işte 450-500 bin euro para ödeyecekler. Babam diyor ki oğlum diyor. Bir soralım diyor. Bu diyor sen diyor kafana göre seviniyorsun da diyor. Tamam baba soralım dedim. Gittik sorduk. Kardeşim güvendiğimiz insanlara. Hiç yanaşma bulaşma o işlere dediler. Öyle deyince tabii ben de aradım. Dedim ki biz dedim alamayız bu parayı. Bize uymuyormuş bu para. Ne yapalım? Dedim abi o zaman sen dedi, para senin. Senin adına gelecek. Para yatması lazım. Havada kaldı para. Abi o zaman dedim paraya gidin yardım yapın birilerine dedim. Ben dedim hiç bulaştırmayın. Bir yerlere verin parayı. Yardım edin dedim parayla. Tabii bu olaydan sonra kısa bir dönem sonra başbakana bu olayı söylüyor. Şöyle anlatıyor. Efendim siz bize dediniz ki çocuğa sahip çıkın. Biz de çocuğa isim hakkı verdik. Bu çocuk da dedi ki o para bize uymuyor dedi. Almıyor dedi. O zaman da o toplantıda da başbakanımız diyor bakanlar kurulu falan var. Diyor ki herkese bakanlarına falan bize diyor böyle adamlar lazım ülkede falan. Onun muhabbetini bana oradan anlatıyor. Oradan bence ilgisi başlıyor. Sonra her Sakarya'ya geldiğinde işte hep arıyor soruyor. İşte müsaitse hemen eve geliyor. Tabii gene böyle geldiğinde birinde dedi ki Kenan sen gel bakayım buraya. Ben de o arada antrenmanım var. Deri montlayım motorla geldim çünkü girilmiyor. Başbakanın geldiği yer arabayla giremezsin. Ben hep motorla giderim. Deri montla sen gel bakalım buraya. Ben karar verdim seninle alakalı yarışları bırakıyorsun. Sene 2018. İlk yarışı yaptık Avustralya'da. İkinci yarışa Tayland'a gideceğim. Sen dedi bırakıyorsun. Efendim ben bırakamam. Benim anlaşmam var. İmza attım. Para kazandım. Ben diyemem gelmiyorum diye. Hepsine telefon et, mail at, mesaj at. Ben gelmiyorum artık. Cumhurbaşkanı bizim vermiyordu onlara. Efendim böyle bir açıklama yok dedi. Hani takımma ben Cumhurbaşkanı bizim vermiyor gelemem diyemem dedi. Bak bu kadar burası çok kalabalık. Herkes duysun artık onu yarıştırmıyorum dedi. Peki sen bıraktın mı ondan sonra? Ben orada sustum. Cevap veremedim o sözün üzerine. Sonra Berat Albayrak'la da samimiyetimiz var. Berat abi diyorum hemen telefon ettim. Berat abi sen bugün burada yok mu? Böyle bir şey oldu. Bana bıraktırdı. Olmaz abi böyle şey dedim. Siz dedim kendisine söyleyin. Ben dedim bırakamam yarışları. Tamam o bilmiyordur Kenan dedi. Ben dedi yarın sana haber veririm dedi. Bir gün sonra Berat Albayrak aradı. Dedi bırakman gerekiyormuş senin dedi yarışları. Abi ben nasıl yapacağım dedim. Ben ne diyeceğim? Çok sponsorlarım da var anlaştım. Takımımın yanı sıra. Hani şey değil bizimki. Ben kaç yaşındasın o zaman? 34 galiba. Zaten sonuna gelmişsin. Sonu ama bakın öyle bir soru ki. Çok güzel para kazanıyorum. Çok güzel anlaşmalarım var. Büyük sponsorlarım var. İsmim çok iyi yerde. Birkaç yıl daha bu iş gider gözüyle bakıyorum. Ve İnanın çok seviyorum yarışmayı. Kenan yarışamazsın sen dedi. Neyse o dönemde bir sakatlığımı aradım takımı dedim. Tayland'a ben gelemem. Sakatlığım antrenmanlarda da gene sakatlandım gelmiyorum. İki yarış idare ettim takımımı. O arada bir hafta 10 gün sonra erken seçime gelindi 2018'de bir telefon. Aynen konuşmayı anlatıyorum size. Ramazan günü ben Ramazan'da böyle öğlene doğru falan kalkıyorum. Zaten yarışları bıraktırdı patron da dedik. Bıraktırdı bizi artık. Yapacak da bir şey yok. Erken kalkmama da gerek yok. Bir telefon Hasan Doğan'dan açtım telefonu. Efendim o sana uykuluyum. Cumhurbaşkanımız görüşecek. Verdi telefonu ve Kenan. O arada da beni konuşuyorlar. Sakarya'da çok konuşuyorlar. Niye? Herkes dinledi ya yarışları bıraktırdı. Seçim evet, var. Vekil evet. Yapacak onu. Sen vekil olmak istiyormuşsun dedi bana. Ben dedim ki efendim ben aday olmadım. Adayı olmadım. Adaylığım yok. Hiçbir yerde böyle bir şey demedim. Benim öyle bir talebim yok. Peki yapar mısın bizim için vekillik dedi. Efendim bırak dediniz bıraktık. Diyorsanız ki gel emir demiri keser. Siz ne derseniz o efendim ben yaparım. Sizin dediğiniz her şeyi yaparım. Ama bakın ben o anda vekilliğin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yaparım efendim dedim. Akşama hemen bir evrak hazırlandı benim için. Hemen çünkü onlar galiba YSK'ya listelerini verecekti partiler. Benim hemen aday gösterildi. O akşam ben televizyonda Sakarya'da 3. sıra garanti bir yerde milletvekili adayı gösterildim. Ve bir telefon AK Parti Sakarya işte teşkilatından arıyoruz. Yarın sabah hayırlı olsun. Sabah 8'de basın toplantısı var. Sabah 8'de ben navigasyonu yazdım kendi şehrimde. Sakarya AK Parti işte il binası nerede diye. Hiç gitmemişim. Hayatımda hiçbir zaman gitmedim ve oraya sabah geldiğimde biraz da geciktim 3-5 dakika. Hiç bilmiyorum hiçbir şeyi. Bir girdim. Sanki biri paraşütle oraya böyle havadan geldi.
kimse tarafından istenmediğimi hissettim. Tabii zaman geçince, tecrübelenince anladım. Yıllarca hayatında siyaseti vermiş insanlar, yıllarını vermiş insanlar, onlar orada kendilerini görmek istiyordu. O listelerde ve garanti pozisyonda. Çünkü 3. sıra garantiydi Sakarya'da. Tabii ben konuşmaları dinlediğimde bazı böyle 6. 7. sıra adaylarını duyunca böyle memnuniyetsizliklerini hissettim. Bakın dedim, bana konuşmayı verdiler. İnanın ne konuşacağımı bilmiyorum dedim. Ama sadece size şunu söylemek istiyorum. Buradaki konuşmalardan dinlediğim kadarıyla anladım her şeyi dedim. Hiç kimse bana kızmasın dedim. Ben buraya biraz paraşütle geldim dedim ama ben buraya bir emir üzerine gönderildim dedim. Bana gideceksin dediler, yapar mısın dediler. Ben de yani Cumhurbaşkanım istediği için ben buradayım. Ben talep etmedim kimseden. Hani birilerine gidip efendim beni vekiliniz yapın da demedim. Ve bilmediğim bir şeydi. Nitekim ben size şöyle net söyleyeyim. Tam bir ay plan vardı seçime. Anladım ki benim yapacağım iş değilmiş milletvekilliği. İnsanlardan, taleplerden, akrabalarımdan bile gördüm. Bu iş olacak iş değil. Çünkü herkes kendine pozisyon belirlemeye başladı artık etrafında beni tanıyan insanlar. Bunun üzerine ben şunu yaptım. Cumhurbaşkanının 6 gün kala seçime Sakarya konuşması vardı merkezde. Geldiğinde tırın içine girdim. Kendisi ön tarafta konuşma yapıyor. Arka tarafta bekliyorum. Böyle şöyle yaslandım duvara bekliyorum. Gene Berat abi geldi oradan. Nasıl gidiyor Kenan çalışmalar? Abi ben yapamayacağım dedim. Az sonra söyleyeceğim dedim. Ben yapamam abi. Bana göre değil bu iş. Hayatım mahvoldu abi. 20 gündür dedim. Ben dedim ailem kalmadı. Ben evimi görmedim dedim. Ramazan'da evimde iftar yapmadım ben dedim. Ben yarışırken dedim hep kariyerimin biteceğinde ailemle vakit geçireceğim günü beklerken ben ailemi görmedim 20 gündür. Ya. Bayram girdi araya. Bayramda yaklaşık 3000 kişiyle bayramlaştım. En son annemi görmeye gidebildim. Ben ilk önce bayram namazından sonra annemin elini öperim dedim. Senin abi, kadar ailesine düşkün biri olarak. Ben yapamam abi bu işi dedim. Daha bu işin Ankara'sı varmış bir de. Ankara'da yaşamam gerekiyormuş. Ben abi yapamam dedim bu işi. Ben yapmayacağım. İyi dedi, buyur o zaman dedi. Üzmek istiyorsan dedi. Bak söyle dedi, ayakta adam zor duruyor dedi. Yorgunluktan dedi. Gecesi yok, gündüzü yok dedi. Sana güvenmiş dedi. Koltuk emanet edecek. Sen de diyorsun ki ben yapmayacağım. Eyvah. Ve dedi bunu dedi, nasıl kullanacaklarını biliyor musun ona karşı sen dedi. Buyur o zaman yapmak istiyorsan hadi dedi, az sonra dedi yap. Orada anladım ki ok yaydan çıkmış gitmiş artık. Bu işin geri dönüşü ne ok geri dönmez. Sonra? Aşağı indim. Diğer milletvekillerinin arasına katıldım. Gerçekten katıldım aralarına. Adaylar, milletvekili adaylarının arasına katıldım. Sahneye çıktık, tanıtıldık. Zaten seçimde de milletvekili oldum. Ben böyle milletvekilliğim başladı benim. Hiç inanmıyordum milletvekilliğinde ben 5 yılı bitireceğim. Hiç inanmıyordum. Hiç inanmıyordum. Pişman mısın? İlk yılımda bir hata yaptım. Ayağımı yapmayacağım. Hareket ayağımı masaya uzattım. Çok konuşuldu, laf ettiler. Ben bahanemi buldum, istifa edecektim orada. Ne yaptın? Odamızda gittim ayağımı. Ben ailemin yanında da ayağımı uzatacaktım. Normalinde mentalitem değil ama insanlar bazen hata yapar. Allah da olabilir. Yaptım. Sen de yaptım ben bu hatayı. Gittim ayağımı uzattım masaya. Bir de resim çektim. Bir de paylaştım onu. Bunun üzerine bana saldırdılar. Çok saldırdılar. Tamam dedim ya, bahanem de bu dedim. Bırakıyorum ben vekilliği dedim. İstifamı edeceğim şimdi dedim. Sen milletvekiliyken şey değilsin. Hemen arayıp Cumhurbaşkanım böyle diyemiyorsun artık. Artık arada kademeler var ve tabii bizim sorumlu olduğumuz milletvekilleri var. Grup başkanımız var ve grup başkanımız daha da uzaklaştın. Tabii, çok uzaklaşıyorsun ve grup başkanına telefon ettim. O zaman Naci Bostancı. Naci abi dedim. Ben zaten hiç kimseye vekilim, bakanım diyemiyorum. Abi diyorum herkese. Naci abi ben dedim. Görüyorsun kaldıramıyorum artık bu küfürleri de hakaretleri de. Ben bırakıyorum abi dedim. Ben istifamı yazacağım size dedim. Lütfen beni dedim. Artık siz ne açıklarsanız ben bilmiyorum ama ben çekiliyorum abi dedim. Sen dedi tam dedi yapılmak isteneni şu an yapıyorsun dedi. Senin bir yakaladı ufak bir hatana. Saldırıyorlar dedi. Gitmen için gereken her şeyi yaptılar. Sen de tam oyunlarına düştün dedi. Bak dedi. Siyasetin tek tehlikeli yaratanı, yani en tehlikeli tarafı budur dedi. Burada dedi attığın adıma da söylediğin sözüne de dikkat edeceksin. Bir hata yaparsın. Kimse demez ki ya bu çocuk cahillik yaptı, bilemedi, nasıl olacağını şaka yaptı, kendince anlayamadı diyemez dedi. Buradan yakaladılar. Saldıracaklar dedi. Ama sen dedi sana emanet eden kol dedi. Öyle boş bırakamazsın kafana göre de. Biz bunu Cumhurbaşkanı'na söyleyemeyiz dedi. Devam edeceksin dedim. Eyvah eyvah. Abi devam edeceğim de ben bu hakaretlere annem bak biz dedim mahvolduk abi 3 gündür dedim. Kaldıramıyorum artık dedim. Sonra sırf anlamak için şey yaptım. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı da çok görmüyoruz artık. Bir tane gitmem normalinde. Bir tane programına gittim Cumhurbaşkanı'nın. Bilerek gittim hatta. Kendi bana bir şey derse hemen orada zaten kaçacağım işten. Hiç demedi. Bana bir şey demedi. Hiçbir kelime adına da böyle şakalaştı bende öyle olunca. Dedim herhalde demek ki kızmadı bana bir şey demedi. Çünkü onlar siyaseti biliyorlar. Ben bilen biri değilim. Hemen duygusal etkilenebiliyordum. Nitekim inanamıyorum ama Cumhuriyet tarihinde de en uzun dönem benim dönemimmiş. 5 yılı tamamladık bu arada. Daha önce erken seçim falan 4. yıl, 3. yıl bazen 1. yıl hatta. Peki nasıl hissediyorsun kendini, memnun musun? Dünyanın özgür insanı olarak hissediyorum. Çünkü şimdi kayınvalidem arıyor. Kenan tatil ayarladık hep beraber Maldivlere gidiyoruz. Gidemem ki. İzin almam lazım. Eyvah. Meclis var. Ay çok İzin fena. Almam lazım. Ay, İzin vermezsen de gidemem. Arıyorum. Hayır abi, bu hafta. Zaman zaman aklımdan geçiyor siyaset ama no. Senden sonra vazgeçtim. Bir de tanındığınız zaman o siyaset çok daha zor bir şeymiş. Tanındığınız zaman. Bakın beni insanlar sporcu olarak tanımıştı. O yüzden çok zormuş.
Benim için çok zordu. Peki Zeyn için Amerika'da şimdi hani şey çip bir takım şeyler, kurallar, kanunlar, bu son sorum zaten. Kurallar, kanunlar diyormuş ki işte çocuklar ileride büyüdüklerinde niye beni annem, babam bu kadar hani özlerimi de yayınladılar her yerden diye anne babalarının karşısına geçip sizi daha onları dava etme şansları varmış. Biraz karışık anlattım. Anladım. Hatta Fransa'da da dava ediyormuş değil mi? Böyle bir şey. Evet. Fransa'da çocuklar dava ediyormuş. Böyle bir şeyle karşılaşabilme şansın var mı? Bir de eşin Hollandalı hani ne olursa olsun çocuğun bakış açısı her şeyle öyle bir anne büyütüyor. Böyle bir cesaret de gösterebilir ileride. Şöyle, her şeyin öncesinde evlatlarımla inşallah Allah bana öyle bir ilişki nasip etmez. Amin. En başında temennim Amin. Budur ama tabii ki bilemeyiz. İleride insanların nelerle karşılaşacağını bilemeyiz. Allah göstermesin derim ama... Bu ama şeyden dolayı hemen söyleyeyim. Çocuk şeyinden dolayı, çocuğun özeli, çocuk mahremiyetinden evet. dolayı hani affedersin çok böyle etrafta sapıklar var ya bu çocuklarla evet. ilgili. Bundan dolayı çıkmış bir şey. Şimdi şöyle, bakın Zeyn'le alakalı Zeyn'in bu nereden geldi, nereye gitti çok kısa özetleyeyim bunu. Benim sponsorlarımdan orada işte sporcu sorumlusu bir markayı söylemek istemiyorum. Arkadaşım vardı ve dedi ki bana Zeyn daha ufacıkken ben kendi Instagram'da bir iki şeyini paylaşmıştım ve ya dedi bu çocuk çok özel dedi bana ve dedi bir sayfa attı bana sosyal medyadaki dünya genelindeki popüler çocukların diye işte bir baktım işte 100, 200, 500 en yüksek takipçisinin 1 milyon falan gördüğünü böyle çocukların. Ya Zeyn'e dedi sayfasını aç dedi bak bu çocuk bunların biliyorsunuz bir çocuk yükselecek dedi sosyal medyada çünkü hem albenisi var hem de dedi çok şey dedi becerik hareketleri dedi. O da izliyordu piste bu arada. Onun tavsiyesi üzerine Zeyn'in sayfasını açtım. Ve orada Zeyn'in yaptıklarının belki inanın bana %10'unu görebiliyorsunuz. Yani bizim orada belki mesela bir tır sürüyor ama biz ondan önce çok çalışıyoruz. Yaptığı her şeyin %10'unu mesela hayatımın da orada gördüğünüz %10'u özelimiz. Tabii ki. Bazen böyle tatlı bulduğum şeyleri de onunla alakalı paylaşıyorum ve en büyük hayalim de hedefim de eğer bu yeteneği becerisi devam ederse gelişirse belki bir gün Formula 1 diyorum. Türkiye tarihindeki zor onu şeylerden biri. Onu soracaktım. Neden Türkiye'den şimdiye kadar çıkaramadık? Şöyle onu? Hiç altyapılı yetiştirilen bir çocuk yoktu. Altyapısıyla yetiştirilen bir çocuk yoktu. Altyapılı yetiştirilse de bazı şeyler motor sporlarında bugün sporun her dalında da popüler çok önemlidir. Maddiyat çok önemlidir. Popülarite çok önemlidir. Ve o yüzden de şunu düşündüm. Popülaritenin getireceği çok avantajlar olacak. Zeyn eğer bir gün yarışabilecekse. Ve nitekim de Formula 1 yarışlarını izlemeye gittiğimizde ya o kadar çok yabancı insan mesela dünyanın en büyük takımlarından biri Zeyn'i takip ediyor şu anda sosyal medyada. Alfa evet, Tümü böyle takımı. İletişim kurmak için de çok önemli bir mecra. Gittik her yerde karşılandı Zeyn. Verstappen'le görüştürüldü. Bütün pilotlarla mesela görüştürme şansı oldu. Yani hiç bir şey yapmadan kendi bugüne kadar yaptığı ismiyle beraber öyle bir avantaj sağladı. Tabii yani ki senin bir zamanlar Hollanda'ya, Almanya'ya gidip iletişim kurmak evet. istediğin kişiler durumunu Zeyn şu yaşta aslında kurmaya başlamış. Evet öyle. Bu sebeple şöyle, yarış takımlarına mesela Dubai'de bir yarış takımını yazıyorum. Zeyn'i yarıştırmak ister misiniz ekibinize? Herkes getir hemen yarış ama yaşımız tutmuyor şu anda. O yüzden yarışamıyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye'de hem motosiklette hem de go-kartta da yarışacağız. Bu arada mesela Türkiye'de de şu anda iyi bir markayla anlaşmak üzere Zeyn imzasını atacağız. İyi bir büyük bir markanın adına yarışacak. Türkiye'de. Zeyn gel takımında. Bir kere daha ısırayım seni gel. Şimdi bunların avantajı var. Öteki tarafına gelelim. Allah inşallah çocuklarımla mahkemelik, avukatlık olacak bir baba evlat ilişkisini hiçbir çocuğumla bana nasip Amin. Etmesin. Ben öyle yetiştirmiyorum. Kimseye çünkü nasip çocuklarımızla etmesin. Onlar bence baba olduklarında bir gün Allah nasip ederse çok iyi anlayacaklar. Benim annem ve babam benimle ne kadar ilgilenir. Bakın benim eşim en büyük sıkıntısı hep onu annesi babası bakıcılarla kreşlerde büyütmüş. Ya. Onun eksikliğini hep yaşar. O yüzden spora gider eşim. O arada bizim evdeki yardım eden bayanı bırakır. Onu da bile böyle diyor ki kötü hissediyorum diyor. Ama bir yandan da spor yapmak istiyor. Günde bir saat çıkmak istiyor evden. Onu da bile kendini kötü hissediyor. Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Bana bunu Zeyn'i bırakır mısın? Bırakayım. Zeyn kalacak mı burada? Gelmeyi mi istiyorsun? Yalnız bugün öğrendik ki Zeyn motor değil. Sen motoru sevmiyorum dedin. Nasıl bir şey bu? Ben anlamadım. Piste kafamı sen yemiyor musun motor süreceğim diye? He? Çocuğu zorlama. Ne sporcusu olacağını da bilmiyoruz. Bakalım o zaman belki gösterecek. Zorlama. Kendi istediği sporcu olsun. Bana soru hazırladın mı? Size sorum hazır. Bir motorcunun soracağı en güzel soruyu soracağım ben size. Merak ediyorum bu arada. Bakın ben gerçekten Hülya Avşar hiç motosiklet kullandım hayatımda. Evet. Gerçekten. Çok yaramaz ve gerçekten onu senin hani bahsettiğin belki oradan sana
kalın ısınıyor. Ben de çok haylaz bir gençlikli yaşadım yani çocuk. 13-14 yaşında böyle Java vardı o zaman. Java evet, motorlar. Evet. Bir de söyle mesela Piç Ali diye bir arkadaşımız vardı ama büyük adı Piç Ali'ydi çünkü motor böyle meraklısı. Ya motorcular hep öyleydi. Serseri de olurdu. Serseri motor, evet. Ben de öyle serseri insanlara nedense hep böyle kanım ısınıyor yani açıkçası. Neyse şey ben bir bindim. Sonra ben binince dedi ki gel bir sana bir birazcık öğreteyim edeyim ben. Ben öyle birkaç gün öğrettim. Java mı? Java bildiğin Java. Java sürmek zordur. Çok zor. Evet. Tabii ben de öyle oldum. Şu an çok kolay motorlar. Bir tanesine bin tabii öyle galiba. O zaman düşün bak. Java bir motorcu için de zor. Zor bir motosiklet. Vitesleri yok. Falan böyle ağırlığı. Ben onu hatırlamıyorum şu anda. Yani o havada atacağım ya insanlara. Hani meraklıydım öyle şeylere. Tam sokak çocuğu gibi büyüdüm çünkü. Ve şey bindim bir kere tek başıma. Direkt daha bindim o 5 saniye içinde falan böyle bir araba ortadan girdim. Hiç unutmuyorum. Vallahi. Çok fenaydı. Ama tamam bu şöyle. Genelde motosiklet hiç kullanmamış insanlar motosiklete binince bir panik yaparlar. Hemen gazı verirler. Önde ne varsa ona çarpar. Yani öyle mi oldu? Öyle mi? Galiba öyle oldu. Hatırlamıyorum. Kas falan da yoktur. Hiçbir şey. 24 saat işte şeyde hastanede kaldım. Bir boş kafam şişti bir şey oldu ama arabanın kapısı bayağı göçmüştü. Ben daha çok bir şeyler olur diye yani çok korkmuştum. Öyle bir maceram oldu. Var mı motosiklet anınız? Ama onu bir tazeleyelim şimdi. Bugünün güncel motosikletlerine bindirelim sizi. Böyle ya. Aşırı hızlı değil, otomatik, vitesi değil. Şimdi büyük ihtimal siz debrajı bıraktınız. Kontrol kaçtı. Ondan bilmiyorum sonra önünde ne varsa ona çarpmıyor. Genelde öyle olur kazada. Ben mesela bazılarına veriyorum motosiklet. Şöyle bir bakıyorum. Panik yapacak mı yapmayacak mı? Panik yapacaksa hiç bırakmıyorum. Panik yapmayacaksa bırakıyorum. Yani şöyle yapalım. Sizi davet edelim Sakarya'ya bir gün. Sakarya'da. Zehra'yla beraber motosiklet kullandıralım. Vallahi olur mu? Mı? Tamam. Zehra'yı da getiririm. Bekleriz o vallahi. O da biner. Tamam. Yani o kullanıyor da... mu? Var mı merakın? Yok yok. Yok ama... O da çok böyle şey, sporcu. İddia ediyorum 5 dakika içinde ikinizi de piste çıkartabilirim. Ya. Yarış pistine çıkacak kadar sürdürebilirim. Havalar biraz ısınınca mı? Ne zaman? Vallahi Nisan'dan sonra Nisan'dan sonra bekliyorum. Sakarya'ya. Sözü aldık, bekliyoruz. Aynen, size göndeririz çekimleri. Çok mutlu oldum geldiğin için. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür, çok memnun olduk. Ben ailenle tanışmak da istiyorum. İnşallah Nisan'dan sonra geleceğim. Sakarya'yı bekliyoruz, eve bekliyoruz. Sakarya'nın güzel ıslama köftesine bekliyoruz. Ya. Oradan piste güzel bir gün geçiririz bizim gerçekten. Bizim orada tenisçi arkadaşlarımız var. Sakarya'da yaşayanlar. Hep bütün turnuvalara gelirler. Hülya Kaplara. Gelmişken, onlar gerçi bana bozulacak şimdiye kadar gelmedin diye ama. Gelmişken onlara da uğrarım. Tamam valla. İlk yani, bize tabii bizim eve. Oradan da inşallah. Tabii. O sonraki yemeğe olan. Yemeğe inşallah. Bekliyorum ben. Sözü aldık. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.